her şey korkunun ve saygının peşinden gelir. Dünyada başarılı olmak isteyen bir adam en önce hangi hasleti eline almak zorunda? Dünyevi işlerinde. Sporcu, memur ya da bir sanatçı. En önce elde etmesi gereken özellik, erdem hangisi? Disiplin, saygı, işe saygı. Yaptığı işe saygısı olacak. Bu saygı nereden ölçülür? Disiplini var mı yok mu? Ona bakılır. Disiplini yoksa idmana gitmeyen bir futbolcu düşünün. Hiç idmana gitmiyor. Bütün hafta evinde yatıyor. Evde PlayStation'da FIFA oynuyor. Ben burada da kendimi geliştiriyorum diyor. Ama idmanlara gitmiyor. Ya bu futbolcunun başarılı olabilme ihtimali var mı? Olamaz. Çünkü işine saygısı yok, disiplini yok. Allah bizden önce disiplin istiyor. Din nedir diye sorsam size, ne dersiniz? Hemen aklınıza Muhammed Aleyhisselam'ın kelimesi gelir. Din güzel ahlaktır. İslam alimleri bu hadis-i şerifi işaret ederken din hakkında şunu da söylerler. Din aynı zamanda disiplindir. Kula disiplin verir. Disiplin Allah'a olan saygısını gösterir. Ne kadar fazla disiplini varsa bir kulun, kulluk dereceleri o kadar nispette yükselir, yücelir. Ne kadar gevşekse, saygısızsa, disiplinsizse Allah'la olan mesafesi o kadar fazla açılır. Ben Müslümanım diyor. 4 vakit namazı vaktinde kılıyor ama sabah namazına kalkmıyor. Bak adet edinmiş. Sabah namazına ne zaman kalkıyor biliyor musun? Saat 8'de işe gidiyor ya. Kalkıyor, hemen abdestini alıyor. Güneş doğmuş. Vakit geçmiş, kazaya kalmış namaz. Abdestini alıyor, namazını kılıyor, kahvaltısını yapıyor eşiyle beraber. İşe gidiyor. Artık bu onun için rahatsız edici bir durum değil. Halbuki namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi büyük günahların yanında namazı kazaya bırakmak gelir. Bu adam her sabah işine giderken namazını kazaya bırakıyor. Ve kalbini hiç rahatsız etmiyor. Bu ne demek? Allah kalbinden sabah namazının sevgisini çekip almış. Vallahi bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok kötü bir şey. Yani içki içen bir adamı düşünün, ilk defa içki içtiğini. İlk defa içki içtiğinde kalbi normalden çok daha hızlı bir şekilde atar. Çünkü kötü bir şey yapıyor. Rahatsız olur, vicdanı rahatsız olur. Allahu Teala bizi yaratmasıyla beraber içimize bazı mekanizmalar koydu. Bunlardan bir tanesi de vicdan. Daha hiç konuyla alakalı bir fetva bilmesen bile yanlış bir şey yaptığında, Allah'ın yasakladığı herhangi bir şey yaptığında bir kere vicdan mahkemesi rahatsız olur. Kalp normalden daha hızlı bir şekilde atmaya başlar. Tırmalar. Bir çizik gelir orada. Tıpkı bir kedinin ya da bir kuşun elini çizmesi gibi tırnağıyla. O keskin tırnaklarıyla elini çizmesi gibi. Seni rahatsız eder. Hemen elini çekersin. Yüzünü çekersin. Aman çizik oluşmasın dersin. Kalpte bunun üzerinde bir çizgi, bir çizik, bir rahatsızlık oluşur. Buna vicdan denir. İçki içen, ilk içki içen bir adamın kalbinde bu rahatsızlık oluşur. Ama birkaç defa yaptıktan sonra bu artık onun için normal bir hale gelir kardeşler. İçki onu hiç rahatsız etmez. Sabah namazına gitmeyen Müslüman da, sabah namazını vaktinde kılmayan Müslüman da bunun gibidir. Artık namazı kazaya bırakma, büyük günahına alıştığı için kalbi hiç rahatsız olmaz. Normal bir şey. Ben sabah 9'da işe giderken kılıyorum, gidiyorum hocam der ve hiç utanmaz. İttakullah, Allah'a saygı gösterin. Allah'tan korkun diyor Kur'an ama onda saygı sıfır. Allah'a karşı saygı, sevgi, disiplin sıfır. Bu kişinin başarılı olma ihtimali yok. Başarılı olamaz. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında başarısız olur. Çünkü hafife alıyor. Dinin herhangi bir hükmünü hafife almak küfür tehlikesi içerir. Buna dikkat etmemiz lazım.